Newton'un birinci hareket yasasını iyice anladığımıza göre kendi kendimize küçük bir test yapalım. Ekranda gördüğümüz ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulacağız. Birinci ifade ne diyor? Bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfırsa hızı değişmez diyor. Peki, iyi diyor. Ekip, bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvet cismin süratini, cismin süratini her zaman etkiler. İlginç. Sırada üçüncü ifade var. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan hareketli cisimlerin dinlenme durumuna geçmelerinin sebebi, üzerlerine etki eden dengelenmemiş kuvvetlerdir. Ve son olarak, bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetler, cismin yönünü her zaman değiştirir. Evet, bunlar verilmiş. Şimdi sizi bu ifadelerle baş başa bırakıp biraz düşünmenizi istiyorum. Hadi bakalım, şimdi tek tek ifadelerin üzerinden geçelim. Birinci ifade neydi? Bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfırsa hızı değişmez. Bu kesinlikle doğru. Hatta Newton'un birinci hareket yasasının başka bir şekilde söylenmiş hali. Diyelim ki uzayda belirli hızda hareket eden bir cisim var. Yani cismin belirli bir yönde, belirli bir süreti olacak. Cismin uzayın derinliklerinde olduğunu varsayalım ki üzerine etki eden yerçekimi kuvveti de hiçbir yerçekimi kuvveti de olmasın. Aslına bakarsanız yer çekimi kuvvetinin her zaman çok ufak da olsa bir etkisi olacaktır ama bu örnekte yer çekimi ayrıca cisme çarpan parçacıkların da olmadığını varsayalım. Bu ortamda cisim hareketini sonsuza kadar devam ettirir. Yani hızı da, sürati de, yönü de değişmez. Evet, bu ifade birinci ifade kesinlikle doğru. İkinci ifade bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvet, cismin süratini her zaman etkiler. Bu ifadedeki anahtar kelime sürat. Eğer sürat yerine hız kullanılmış olsaydı, bu ifade doğru olurdu. Yani eğer bir cisme hareket eden dengelenmemiş kuvvet, cismin hızını her zaman etkiler demiş olsalardı, doğru olacaktı. Ama bakın, hız yerine sürat kullanılmış. Ve unutmayın, bu ikisi farklı şeyler. Sürat, hızın büyüklüğüdür. Yani süratten bahsederken yönü hesaba katmayız. İkinci ifadenin neden yanlış olduğunu anlayabilmek için şunları düşünebilirsiniz. Bu arada az sonra bahsedeceğim konuları şu anda çok iyi anlamazsanız sakın endişelenmeyin çünkü merkezcil ivme, merkezcil kuvvetler yani içe doğru olan kuvvetler konularını da başka videolarda yapacağız ve bu videolarda işin mantığını şu an tam olarak anlamamış olsanız bile daha iyi anlayacaksınız. Evet şimdi örneğe bakalım. Bir buz pateni pistine yukarıdan baktığımızı hayal edelim. Bu da buz pateni yapan adamın kafası olsun. Buz patencimiz bu yönde hareket ederken, pistin ortasına sabitlenmiş bir direğe bağlı olan bir ipi tutuyor. Olanları yukarıdan izlediğimizi bir kere daha hatırlatayım. Evet, bu da ip. Buz patencimiz, buz patencisi bu ipi tuttuğunda sizce ne olur? patence hareketine devam eder ama artık yönü değişmiştir. İpi tutmaya devam ettiği sürece dairesel bir hareket yapmaya, ipi bıraktığında da bıraktığı anda hangi yönde hareket ediyorsa o yönde hareket etmeye devam eder. Pistteki sürtünme kuvvetinin çok küçük olduğunu düşünürsek, süratinin de neredeyse aynı kalacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak ipteki gerilimden kaynaklanan ve içe doğru olan kuvvet, patencinin sadece yönünü değiştirmiş olur. O halde dengelenmemiş kuvvet, cismin süratine her zaman etkilemiyor olabilir. Yani çoğu zaman etkiler ama örneğin burada etkilenen şey patencinin yönü oldu. Buna benzeyen başka bir örnekte yine merkezcil ivmelenme, yani içe doğru olan kuvvetler içe doğru ivmelenme söz konusu olacak. Yörüngesinde hareket eden bir gezegen, uydu ya da yörüngesi olan herhangi bir şeyi düşünelim. Mesela bu bir gezegen, bu da gezegenin uydusu. Uydunun yörüngede kalmasının sebebi yerçekimi kuvvetinin uydunun süratini değil, yönünü değiştirmesidir. Sahip olması gereken süratle de ve sürati değişmediği için bu yönde sonsuza kadar hareket etmeye devam eder. Ama gezegenin uyguladığı yerçekimi kuvveti bundan sonraki videolarımızda da bahsedeceğiz. Bu uydunun içe doğru ivmelenmesine sebep olur. İlk hız vektörüne, yani yörüngeye girmeden önceki vektöre, değişikliğe sebep olan vektörü eklerseniz, uydunun yeni hız vektörü bir miktar yol aldıktan sonra artık bu hale gelir. Uydunun sürati öyle bir sürat ki, öyle büyük bir sürat ki, yer çekiminin her zaman yörüngeye dik olmasını sağlıyor. Bu sayede uydu yörüngede kalıyor, uzayın derinliklerine kaybolmuyor ya da başka bir gezegene çarpmıyor. Dediğim gibi bunları daha sonra detaylıca inceleyeceğiz. Kısacası bu ifadede dengelenmemiş bir kuvvetin bir cismin hızını yani süretini ya da yönünü ya da ikisini birlikte her zaman etkileyeceğini söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum süreti ve yönü aynı anda etkilemek zorunda değil. Örneklerde de gördüğünüz gibi süreti ve yönü ayrı ayrı etkileyebilir. Demek ki bu ifade doğru değil. Üçüncü ifade, günlük hayatımızda karşımıza çıkan hareketli cisimlerin dinlenme durumuna geçmelerinin sebebi, üzerlerine etki eden dengelenmemiş kuvvetlerdir. Bu kesinlikle doğru. Bir kitabı bir masanın üzerinde kaydırırsak, ittirirsek, neyse oynatırsak, kitap bir süre sonra durur. Yani dinlenme durumuna geçer. Öyle değil mi? Bunun sebebi ise kitabın üzerine etki eden dengelenmemiş sürtünme kuvveti. Yani kitap ve masanın yüzeyleri arasındaki etkileşimdir. Mesela bir havuzdaysam, havuzda bir akıntı olmasa bile suyun direnci havuzun içinde itip hareket ettirdiğim bir cismin bir süre sonra durmasına yol açar. Suyun direnci cismin hareket yönünün tersine bir kuvvet uygular. Cismi yavaşlatan hatta durduran budur. Evet, günlük hayatımızda sürekli hareket halinde olan cisimler görmememizin sebebi, görmememizin sebebi havanın direnci ya da yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetidir. Son ifade ise bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetler cismin yönünü her zaman değiştirir diyor. Daha okuduğum anda mantığımı kullanarak cevaplayabileceğim en kolay ifade bu. Diyelim ki böyle bir cisim var. Bu yönde saniyede 5 metre süratle hareket ediyor. Bu cisme bu yönde dengelenmemiş bir kuvvet uygularsam, bakın bu yönde bir kuvvet olsun, cismin bu yönde ivmelenmesini sağlarım. Yani hızını değiştirmemiş olurum. Hareket yönünün tersine bir kuvvet uygularsam da cismi yavaşlatabilirim. Yani yine yönünü değiştirmek zorunda değilim. Bunun gibi bir şey yaparsam yönü değişir ama bu her durum için geçerli değildir. O halde bu doğru değil. Yani dengelenmemiş kuvvetler cismin yönünü her zaman değiştirmez. Bu gibi durumlarda yönü değişir ama her zaman değil. Bu ifadeyi yanlış yapan buradaki her zaman.